Selamun değerli arkadaşlar. Geldik 47. haftamıza. Şimdi e, muzari fiildeki meczum durumu inceleyeceğiz. Burada e, daha önceki ezberlediğimiz muzari fiilleri merfu yani onları bir daha veriyoruz. Bir de meczum hallerini vereceğiz ezber olarak. Biliyorsunuz artık yeni kelime vermiyorum. Çünkü tekrar etme frekanslarımız zayıflıyor. Şimdi önce kendimizi küçültelim buradan Biraz daha küçültelim. Evet. Bakınız. Muzari fiillerdeki meczum hal. Bizim üç tane durum burada ee, neler yapıyormuş. Muz, ee, muzari fiili meczum olduğunda eğer damme ile bitiyorsa. Mesela yektubu, ektubu, nektubu falan tek tubu var ya. U damme ile biten fiillerde. Bunları sükün yapıyor. Yektubu lem yektub oluyor. Tamam mı? sükün yapıyor. Eğer beş fiil ise ani, une, ine ile biten beş fiil vardı ya. Yezhebani, yezhebune, tezhebine gibi. Ee, bunları ne yapıyor? Nun harfini düşürüyor. Yektubani, lem yektuba oluyor. Nun düştü. Bir de met harfleri yakulu, yarmi gibi uzatmalı olan harflerde bunları düşürür. Yakulu, lem yekul. yarmi lem yarmi. kesri kalıyor geriye. Şimdi e, bir nomaki şeyi Tekrar edelim. Bunu ezberden vereceksiniz arkadaşlar. Bunların hepsini. Yektubu, yektubani, yektubune diye veriyorsunuz. Unutmayın ki bu bayan çoğullar e, bunlar meczumdur. Şey, mebnidir. Hiç değişmez bunlar. Ne olursa olsun. Sabittir. E, meczumdur ne oluyor? Lem yektub oluyor. Yektubu, yektubani, yektubune diye. Bunu bu şekilde ezberleyin. Lem yektub, lem yektuba, lem yektubu, lem tektub, lem tektuba, lem, tektub, lem yektub ne? Bakınız. Damme, ne olmuş damme? Sükün olmuş. Nun, o ani, u, ne, i, ne, bitin, nun düşmüş. Tamam mı? Şu çoğularda elif koymayı unutmayın. Nun'u düşürünce elif koyacaksınız buraya. Lem, eyyem, Ektub ne oldu? Şöyle bir silelim. Lem, ektub. lem, e, ektubu, lem, ektub oldu. Şimdi, e, ecve fiil, ortadan illetli, yakulu, yebi'u gibi ortadan illetli fiilede ne oluyor? Bunu tekrar bir daha Fiil çekim, ezber veriyorsunuz arkadaşınıza. Yakul, yakulani, yakulune. Ne demiştik? Ece fiillerdeki met harfini atar demiştik değil mi B, e, B maddesinde? C maddesinde. Yakulu, yermi. Yakulu, yakulani, yakulune ezberliyorsunuz. Ondan sonra bir de meczum halini çekiyorsunuz. Lem, ye, kul olacak burası tamam mı? Lem, ye, kul. Lem yakula, lem yakulu. Burayı lem ile birlikte ezberleyin lütfen. Buraya niye lem koymamışım? E, lem tekul, lem tekula, lem yakul Bu şekilde ezberleyin lütfen. E, buraya hatta ben şimdi ekleyebilirim madem. Eşittir. Eşittir. Lem edatı ile Şöyle hemen hızlıca yapalım. 15 saniye rica ediyorum. Tamam. Bu şekilde lem ile beraber ezberliyorsunuz. Bakınız ne oldu? Bu nun, ani, u, ne, inedeki nunları düşürdü. Tamam mı? Ee, normal fiillerde ise uzatmayı düşürdü. İkisini birden düşürmez. Mesela Yakulu hem vavu hem de nun iksin birini düşürmez. Lem yakulu sadece nun düşüyor, tamam mı? Na fiil neydi? Sondan illetli. Yarmi yarmi yani yarmune. Buradaki şey nereye gitti? Nun harfi. Yarmi yani yarmune. Şimdi. Lem yarmi lem yarmiya lem yarmu. Ne oldu? Nun harfleri düştü lem termi, lem termiye, lem yermine. Burayı değiştiremiyoruz. Biliyorsunuz bunlar metni. Uzatma olan ye düşer. Beş fiilde ise nun harfleri düşüyor. Tamam mı? Şimdi ezber olarak siz bu altı şeyi arkadaşına sırasıyla ezberden vereceksiniz. Yeni kelime yok. Bunları ezberlememiz gerekiyor. Şimdi muzari fiiller hangi durumda cezm oluyor? Yani sadece lem gelince mi cezm oluyor? Hayır. Birkaç durum var. Bir, lem edatı gelir. Cezmeder. Mesela yektubu lem yek top oluyor yazıyor yazmadı. Bir de nehi yasaklama la edatı. Yektubu yazıyor la yektub yazmasın. Uzaktakine yasaklama getir şey. Pardon, yasaklama getiriyor. Uzaktakine emir lisi var. Yektubu yektup bakınız şey getirmiş. Yazsın. Bir de şart cümlelerinde cezm oluyor. Mesela men yektub yahruç. Kim yazarsa çıkar. Diyorsunuz ya bu bir şart cümlesidir. Eğer şöyle şöyle yaparsan şöyle şöyle olur şeklindeki şart cümlelerinde muzari fiili cezmeder. Şart cümleleri edatsız. Edata gerek yok. lem bir alıştırmasını yapalım. Yahrucu lem yahruc. Ya'lemune lem ya'lemu. Lem ne yapıyor? Bir olumsuz yapıyor bir de geçmiş zaman yapıyor. İkisi birden var bakınız. Yahrucu çıkıyor lem yahruc çıkmıyor değil. Çıkmadı yani ma karaca ile aynı. Hem geçmiş zaman hem de olumsuz yapıyor. Ya ne lem ya'lemu. Biliyorlar, bilmediler. Bilmiyorlar değil, bilmediler. Bakınız. Burası şimdiki zaman gibi görünüyor ama bu lem edatı hem olumsuz hem geçmiş zaman yapar. İçmedi yapalım. İçmedi. Yeşrabu içiyor. İçmedi. Lem ile yapıyoruz tabi. Lem yeş rab. Çıkmadı. Lem yeh ruj bilmiyor. La ya'lemu bilmedi. Lem ya lem sükün yapıyoruz tamam mı? Yasaklama la edatına nasıl diyor? Şimdi iki tane la var arkadaşlar. Bir olumsuz bir de yasaklama. İkisinin arasındaki fark ne? Görüntüde ikisi de la gibi ama bir tanesi e, merfu bırakıyor fiili. Diğeri ise cezme diyor. Bakınız la yahrucu çıkmıyor. La yahruc çıkmasın. Buna nefi lası deniyor. Olumsuz lası. Buna da nehi lası, yasaklama lası deniyor. Yasaklama lasında cezmetme özelliği var. ne biliyorlar. La ne bilmiyorlar. la ya'lemu bilmesinler. Tamam mı? Burada ne yaptı? Cezmetti. İki tane la var. Unutmayın. Mesela içmiyorsun nedir erkeğe için? Bunu arkadaşlar beni izlemeyin. Önce bir kendiniz yapın. Durdurun videoyu. Sonra e, şey yapın. E, hocam bir bakalım sonra yaparız. Değil. Yapın. Toslayın. Kilitlenin. Yapamayın gerekirse. Ondan sonra açıp izleyin. Ama önemli olan o bir kilitlenip kalmanız gerekiyor. Çok önemli. E, i̇çmiyorsun erkek. E, teşrabu. içme Nasıl yapıyorduk? La teşrab. Sükun. Cezim yapıyorsun Oturmuyorsun. La teclisine. Bayan. Oturma la tecli si. Nunu düşürüyoruz değil mi? Uzaktakine emir lisi. Şimdi iki tane li var arkadaşlar. Bir sebep gösteren li var. Bir de uzaktakine emir lisi var. Sebep lisi mansup yapıyor. Uzaktakine emir lisi meczum. Cezmeder. Mesela yehrucu fiiline bakalım. Çıkıyor. Liyahruce dersek çıkması için. Tamam mı? Ee, mesela eee ekli li yakhruca diyorsun. Yedi e, çıkmak için li yakhruc çıksın emirdir bu tamam mı eğer cezme derse. İçiyor nedir? Yeşrabu içmesi için lişrab be. içsin li tamam mı cezme diyecek. Şart cümlesi arkadaşlar. Eğer şöyle şöyle yaparsam böyle olur. Eğer kim şöyle şöyle yapsa şu şekilde olur dediğimiz şeyler şart cümlelerdir. Burada e, muzari fiiller cezm olur. E, İza, lev, fev gibi edatlar varsa. Mesela men yerine ida ya da lev falan gelirse o zaman bu cezmetme özelliği ortadan kalkar. E, ama normalde cezme diyor. Mesela men yeşrab yeclis. Kim içerse oturur diyorsunuz ya. O zaman burası ne olacak? Cezm olacak. Yeşrabı değil yeşrab. Yeclisü de yeclis. Çünkü şart cümlesi bunlar. Tamam. Meta tehruc teskut. Ne zaman çıkarsan düşersin. Eğer şöyle şöyle yaparsan böyle böyle olur diye şart cümleleri meczum olacak. Nerede yürüsen bulursun. Eyne temşi. Temşi idi. Eyne temşi. Tecidu yere tecid. Ne zaman çıkarsan düşersin. Meta tehrucu yere tehruc. Teskutu yere teskut. Şart cümlesi. Tamam mı? Kim gülerse ağlar. Men önce biz normal yazalım arkadaşlar. Men yebki şey men yadhak yadhaku yebki değil mi? Ama ne olacak? Cezm olacak. Çünkü şart cümlesi. Men yadhak men yadhak yebki. Oradaki sondaki ye düşecek. Ne zaman uyursan dinlenirsin. Bu normal hali nasıl? Meta tenamu testerihu değil mi? Bu normal hali. Ama şimdi burada ne var? Şart cümlesi var. O zaman burası met harfi düşecek. Teste olacak. Tenamu da Niye bilemedik oraya? Tenem olacak tamam mı? Meta tenem testerihu. Hepinize kolay gelsin.